Herkese iyi akşamlar. Bugün menümüzde antrikot etimiz var. Antrikot etimizi önce güzelce zeytinyağla iyice ekledik. Sonra kekiğini sürdük. Üstüne de tuzunu attık. Bunu yarım saat, bir saat kadar dinlenmeye bıraktık. Görüyorsunuz et yumuşacık oldu, pamuk oldu. Döküm tavamız da burada. Döküm tavamız 5-6 dakikadır ısınıyor. Çünkü biliyorsunuz ısıyı iyi ayarlamamız lazım. Isındığını da test etmemiz gerekiyor. Bakıyoruz. 2-3. Tamam. Döküm tavamız ısındı. Şimdi etimizi döküm tavamıza koyacağız. Sesi duyuyorsunuz. Hiç dokunmuyoruz ete. Çünkü et kendini bir bırakması lazım ısıya. Şimdi gördüğünüz gibi ete de dokunmuyorum. Bu arada zamanımızı da ayarladık. Eti bu şekilde 2 dakika pişireceğiz. Tam 2 dakika boyunca pişecek etimiz. 1 dakika sonra yönünü çevireceğim. Çünkü şekil vermek istiyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz yemekler hem mideye hem göze hitap etmeli. Bu şekilde bir pişecek. Öbür tarafını da tekrardan çekeceğiz. Şimdi etimiz gördüğünüz gibi pamuk gibi oldu. Pişmeye yakın. Biz az orta pişmiş olarak yiyeceğiz etimizi. Çünkü proteini ve yağları içinde kalsın istiyoruz. Şimdi etimiz normalde pişti. Bu şekilde de yenebilir. Ama biz etimizin daha da güzelleşmesi için biraz aroma yapacağız. Aromamızda da şunları çek. Aromamızda da tereyağımız, sarımsağımız ve süs biberimiz var. Aromamız için de tereyağımızı atıyoruz. Tereyağımızı gezdiriyoruz. Tabii bu marine olması için de aynı zamanda bir teknik. Gördüğünüz gibi. Sarımsaklarımızı atıyoruz. Buna süt biberimizi ekliyoruz. Buna soğan da ekleyebilirsiniz ama soğan sarımsak biraz karıştırabilir tadı. Karamelize olması için. Daha da karıştıracağız. Gördüğünüz gibi etimizi yumuşatıyoruz. Şöyle çekeyim. Bu etimize daha da bir lezzet verecektir. Sarımsağı, süs biberi falan. Görüyorsunuz. Karamelize oldu iyice. Etimize de bu şekilde. Bu etim tam olarak pişiyor. Daha da güzelleştiriyor. Görüyorsunuz tereyağı ne güzel işliyor etin üstüne. Bu bir sadece yemek değil, bence bir şaheser. İyi akşamlar dedik ama pişen eti göstermeyi unuttuk. Ete odakla. Görüyorsunuz etimizi az orta pişirmiştik. Tam istediğimiz gibi orta pişmiş bir etimiz. Bakıyoruz. Lokum gibi bir et istemiştik. Buyurun. Tekrardan iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Şimdi etimizin son aşamasına geldik. Biz az orta pişmiş istemiştik. Aslında bunu biraz daha bugün de spor olmadığı için biraz da güzelleştirelim dedik. Şimdi ete bir lezzet daha katacağız. Çünkü bunu ekstra bir tereyağı aromasıyla tekrardan pişireceğiz. Dışı mühürlendik güzelce, görüyorsunuz. Suyu da akıyor gördüğünüz gibi. Etimizi biraz daha pişirelim. Biraz daha lezzet gelsin diye uğraşıyoruz. Şu şekilde koyacağız. Etlerimizi görüyorsunuz. Bunlar adeta biraz lokum oluyor. Gördüğünüz gibi. Müstesi gibi oldu. Evet, müstesi. Biraz da renk katalım dedik. Gördüğünüz gibi ekmeklerimizi koyuyoruz. Bunlarla beraber daha da güzel yoğunlaşacak. Altını kapatıyoruz. Ve bu şekilde tekrardan etimiz servise